Selamlar. Herkese huzurlu, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Konuşacak Türkiye'de o kadar çok konu var ki insan hangisinden konuşayım falan diye bazen kendi kendime de konuşuyorum. İç ses. İşte konuş konuş boş. İş değilse diyorum ki konuşayım ne olacak ya. Şu anda buna vergi vermiyorum. Vergi de almıyorlar konuşmuyor. Hele hele kendi başına konuşursan hiç vergisi yok. Konuş ne olacak? Taş çatlasa deli derler. Bugün TUSAŞ olayının bana göre görünmeyen bir tarafı var mı? Onu anlatmaya çalışacağım ama önce Anadolu'da gelenekler vardır mesela. Ben çok severim bazılarını. Bazıları da deme dolmuş gibi görünür ama gelenektir. İnsanın hoşuna da gider yani. Töredir falan. Çağın gerisinde kalmış olabilir ama olsun. Bizim zamanımızda kömbe yaparlardı böyle yuvarlak. Kavurka dağıtırlardı. Çetene kavururlardı falan. Hidik yapılırdı falan. Onda deme doldu tabii. Neyse bu işin nostalji tarafı benim esas demek istediğim. Kadınlar doğum yaptıklarında konu komşu, akraba, eş, dost falan bilenler, özellikle kadınlar gelinin ziyaretine gelirlerdi. Geçmiş olsun da gelirlerdi ve çocuğu görürler, çocuk için hayır duada bulunurlardı. İşte Allah akıl fikir versin, iyi kullarından etsin, anasına babasına faydalı olsun, vatana millete faydalı olsun. Aman eli kalem tutsun, okur yazar olsun, okuduğunu anlasın, söyleneni dinlesin, anlasın. Ona göre bir fikir oluştursun kafasında, aklı çalışsın, dangıl dungul konuşmasın falan diye dualar edilirdi. Bunlar iyi tarafları. Ama ben görüyorum ki son zamanlarda onlar doğduğunda ziyaretine gelen kadınlar herhalde bu geri zekalı olsun demişlerdir. Öyle dua edilir mi? Mutlaka içinden bir iki tanesi öyle dua etmiştir, o da tutmuştur. Ya bu geri zekalı olsun, bu salak olsun. Bunun ne dediğinin farkına varmasın. Kendi de farkına varmasın. Kafası çalışmasın. Blok olsun, mankurt olsun bu. Gibi beddua almışları görüyorum ben. Ya size Allah'ını severseniz, doğumunuza gelen kadınlar, hadi diyelim başka taraflardan iyi feyiz almadınız. Size ya bu konuştuğun dangıl dungul tarhana bulgur edebiyatından öbür tarafa gitmiyor diyen olmamış olabilir. Ama başınıza gelen kadınlar hep mi bu gerizekalı olsun dediler. Hep mi hepsi mi bu ne konuştuğunu bilmesin, dünyadan haberi olmasın. Boş boğaz, boş teneke gibi ötsün mü dediler size. Maalesef bazısı öyle. Geç bunları şimdi. Öyle ne yapalım? Yani o da bizim toprağımızın nedir? Meyve olmaz. Neyi diyelim? Dikeni. Hani bazısı diyor ya toprağım. İşte bizim toprağımızın Anadolu'da vardır. Her türlü meyvesi de vardır. Bitkisi de yetişir. Dikeni de vardır. Bunun içinde deve dikeninden çakır dikenine kadar ne dikenler vardır. Yaşar Kemal bunu anlatır İnce Mehmet romanında. Çakır dikenlerini. Yürüyemez İnce Mehmet. Ayaklarına batar. Her tarafına batar, temizleyemez çarığını çakır dikeninden. Ona rağmen yürümek ister. Yürür de. Çakır dikenlerini her tarafını dalar ama bir de çakır dikenler şey gibidir. Misket bombası gibidir. Eğer o yuvarlak topun üstüne basmışsa patlar o. Her tarafını diken sarar. Ona rağmen yürür. Neyse biz de herhalde ya da bazı insanlar da buna rağmen yürüyorlar. Ben kendimi tabii ki o yürüyen insanlarla eş edecek yani üst seviyedeki eş edecek değilim ama benim de kendime göre çakır dikenlerim var. Langur langur, tarhana bulgur konuşan. Doğumunda konuşur geldiğinde Allah bunu akıl fikir versin demeyenlerden, duadan nasibini almayanlardan var tabii. Herkesin başında olduğu gibi bende de var. Gelelim şimdi esas bugünkü konuşmamın özüne. Biz demleniriz ara sıra. Demli çay da içeriz. Ama hiçbir zaman demli kan içenden bir arada olmayız. Demli kan içeni
meclise de çağırıp gel burada. Bir de cümle var orada. Haykıra, 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 haykır. Kime karşı? Milletin yüzüne karşı. Demeyiz. Bizim için bir hicaptır. Bizim için bir onur meselesidir. Herkes fikrini söyleyebilir çeşitli şekillerde. Ama APO'ya gel mecliste haykıra haykıra derdini anlat demeyiz. Bu birazcık fazla gelir bize. Bu demlenmeyle, demli çay içmeyle alakası yok. Böyle laf edebiyatıyla, bilmem neyle, hurufeciliklerle falan geçirmeyin gününüzü. Yok iki kere iki dört sekiz edermiş. Sekizden üçü çekmişsem on edermiş, on bir edermiş bilmem ne. Bırakın bu edebiyatları ve abidik gübidik soğuk esprilerle de milletin zaten nedir? Aykuşuyla o aradaki kelimeleri, terimleri ve rakamları söylemiyorum. Dalga geçmeyin. Biz anlayamıyoruz. Biz ne olursa olsun bayrak sallarız. Hep beraber Türkiye. Bu ne diyor? O ne dedi? Dinlediniz mi? Öbürü ne dedi? Meclis başkanı ne diyor? Hüdaparcı ne dedi? Biz niye alkış tuttuk hepsine birden? Hüdapar'ın elini niye kaldırdık? Bugünler için mi kaldırdık? Diyorum ben. Yani siz de diyeceksiniz. Bunun arkasından TUSAŞ saldırısının arkasından ne çıkacak ben merak ediyorum. Çünkü bu TUSAŞ saldırısı başka sıkıntıları kapatmak için bir oyun mu? Yani Türkiye'nin bugün üstünde ekonomik kriz var, sağlık meselesi var. Biliyorsunuz hastanelerde dün gene televizyonlarda o çocuklara anası çıkıp ağlıyorlardı. Büyük skandallar var Türkiye'de. Niye böyle konuşuluyor anlamıyorum ben. Yani o meseleleri mi örtbas edilmek isteniyor, ekonomik sıkıntılar mı örtbas ediliyor, başka başarısız durumlar mı var? Onlar mı örtbas edilmek isteniyor, yoksa iktidara sıkışmış, dar bölgeye hapsolmuş iktidara yeni bir kapı mı açılmak isteniyor? İnsan merak ediyor. Çünkü bizim biraz geçmişimize baktığımızda, 20 senelik, 25 senelik geçmişe baktığımızda bunlar hep bir oyun olarak başlıyor. Biz bunları gerçek zannediyoruz. Bize cambaza bak cambaza diyorlar. Aradan tavşan gelip geçiyor. Tazık koşum ya da cebimizden neyse paraları çekiyorlar. 2002 seçimlerinde o zamanki hükümet bundan daha iyi durumdaydı aslında. O Ecevit, Bahçeli ve Mesut Yılmaz'ın olduğu hükümet bence bundan daha iyiydi. Çünkü bu kadar darboğaz yoktu. Bu kadar sağlıkla oynanmamıştı. Bu kadar eğitimle oynanmamıştı. Dış politikamız daha isabetli karar alıyordu falan filan. Bunlar ekonomideki bazı gidişatı düzeltmek için Kemal Derviş'i getirdiler ve biliyorsunuz bir takım kararlar alındı. IMF kararları. Şimdikinden daha ağır değildi ama. Kimisine göre o günün şartlarında o da ağırdı. Fakat aradan Devlet Bahçeli çıktı. Bu iş böyle gitmez dedi. Erken seçim dedi. Erken seçim dedi. 3 Kasım'da dedi. Erken seçim yapalım. 2002'nin 3 Kasım'ı seçim günü olarak belirlendi. Millet öyle bir geçmişe, geçmiş hükümet partilere hakaret eder gibi öyle bir oy verdiler ki hepsi barajın altında kaldı. Barajın üstünden çıkan sadece AKP ve CHP oldu. Onlar da CHP azınlıkta kaldı. AKP %25 gibi çok az bir oy olmasına rağmen 360 milletvekili çıkarttı. Dehşet verici bir rakamdı. Daha sonraki seçimlerde galiba bir sefer daha Devlet Bahçeli barajın altında kalma tehlikesi var mıydı yok muydu anlamıyorum ama o risk vardı. Ben Devlet Bahçeli'ye oy verdim o zamanlar. Partisine, MHP'ye oy verdim. Barajın altında kalmasın diye.
Elim kırılsaydı falan da demiyorum. O kadar da pişman da olmuyorum yani. O gün şartları öyleydi. Demek ki vermişim. Geçmişe dönüp de ben akıl da yürütmem, yargılama da yapmam. Ancak Devlet Bahçeli aradan 2010-2015'e gelene kadar o seçimlerde çok varlık gösteremedi. Ufak tefek tabii seçimlere girdi, çıktı bilmem ne oldu falan filan ama daha sonra barajın altında kalmadı. Fakat 2015 7 Haziran seçimlerinde galiba AKP 258 milletvekili çıkardı. Yanlış hatırlamıyorsam. MHP ve o gün HADEP'ti galiba. HADEP'te 80'er milletvekili çıkardılar. 158 falan da CHP çıkarttı. AKP tek başına devleti kuramıyordu. Hükümeti, iktidarı, yanlış söylemeyeyim. İktidarı kuramıyordu. Çünkü 550'nin yarısı gerekiyordu. 275 milletvekili gerekiyordu. MHP yanaşmadı buna. Dikkat çeken bir durum var. O zaman yanaşmadı buna. Dedi ki AKP'ye sen git HDP'yle kur falan. AKP'nin bu ortaklık hiçbir zaman işine gelmedi. Demek ki işin içinde başka oyun varmış. CHP'ye geldi top. CHP MHP'ye dedi ki işte sen bize ortak olursan dışarıdan bir iki parti daha alırız. Biz iktidar olalım dediler. İktidarı kuralım. Hatta ben iyi hatırlıyorum o zamanlar Bahçeli'ye istersen sen başbakan ol dediler. Sen başbakan ol diyor. Yeter ki bu devlet iktidarsız kalmasın. Hayır dedi. O sıralarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bombalar patlamaya başladı. Biz ne oluyor ya, nereye gidiyoruz falan filan demeden bu bombalar niye patlıyor? Acaba iktidarsızlıktan mı patlıyor? Devlet yok başta onun için mi patlıyor? Niye bunlar beceriksiz hükümeti kuramıyorlar falan derken tekrar seçim kararları alındı. Ve AKP gene tek başına iktidar oldu. Gene ezici bir çoğunluk. Devlet Bahçeli'nin ikinci oyunu, bir, 2002'deki seçim kararı, iki, 7 Haziran'daki ben yokum demesi, daha sonra ki gene tek başına AKP'yi iktidar yapması. Biz bunlar işte 7 Haziran'dan sonra gene ne oldu ne olmadı demeye kalmadan 15-17-25 Aralık operasyonları patladı. Devlet Bahçeli gene çamur kömür atmaya başlıyor sağa sola. AKP'ye dedi ki bu işler senin baş altından çıkıyor. Bunun hesabını sana soracağım ben. Saatimi ben 17.25'e ayarladım. Bir gün hesabını soracağım. Arkasından 2016'daki 15 Temmuz geldi. İş patladı. Gene AKP'nin işine yaradı. Her şartta AKP kazanıyor. 15 Temmuz'da da kazanıyor. 25 Temmuz'da da kazanıyor. 17 Aralık'ta da kazanıyor. MHP ne derse dersin kazanıyor. CHP ne dersin kazanıyor. Hani Fikret Kızılok'un bir şarkısı var. Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımız hep Cumhurbaşkanı, hep Cumhurbaşkanı, hep Cumhurbaşkanı. 30 yaşın altındaki çocuklar başka bir iktidar, başka bir yönetim, başka bir siyasetçi bilmiyorlar. Diyorlar ki ben konuştuğumda Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah mı tayin ediyor yoksa bu memlekete? Ben de diyorum ne yapayım onun Allah'la arası iyi galiba Allah tayin ediyor. Ya diyorlar çocuklar da bu kadar muhalif varken, bu kadar istemezi varken, ben oy vermedim diyen varken bu adam nasıl oluyor da iktidar oluyor? Bu diyor bunda Allah'ın efsunlanmış gücü var. Ben de herhalde diyorum Allah'ın arkadaş bunlar. Öyle değil mi yani bunlara oy veren cennetlik bunlar. Bizim Allah'ın aramız iyi değil, iyidir demediler mi? Ben o lafı da hatırlıyorum. Bu asparagas yalan bir laf değil. Nurettin Sözen işte yağmur yağmıyor. Biz dediler ki bunlar iklimden geldikten sonra falan bir ara iklim değişti. Yağmur yağmaya başladı. Nurettin Sözen de yağmur bulut bombaları atıyor bilmem ne yapıyor falan filan. Sonra bu işte sizde bereketsizlik.
Siz şöylesiniz, siz böylesiniz deyince Nurettin sözünde ya dedi ne alakası var kişinin bereketiyle, bereketsizliğiyle galiba dedi. Sen dedi yarın gelince yağdırırsın, senin Allah'ınla aran iyi mi dedi. Evet dedi, benim Allah'ınla aram iyi. Yani bu Allah'ınla aram iyi lafını ben laf olsun diye söylemedim. Yani bu bir asparagas laf değildir, ezber öğretilmiş. Bizim Türkiye'deki bu tür olaylar biraz 12 Eylül saldırısı gibi sanki. 12 Eylül'de Amerika dedi ki kendi kulelerini vurdurdu. O zaman hatırlıyorum ben 7 tane uçak havalanmış. Ne havalanı şimdi havalanın adını hatırlayamadım. 7 tane uçak pöh 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 diyeceksin. Bir tane kaçar gözden, iki tane kaçar, üç tane kaçar. 7 tane uçak havalandı. İki tanesi Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kız kulelere çarptı. Bir tanesi Washington'a düşecekti. Beyaz Saray'ın üstüne onu bertaraf ettiler. Bir tanesi Pentagon'a düştü. Bir tanesi NASA'nın oralarda bir yere düştü. Bir tanesi açık alana düştü falan filan. Hepsinde kimisi hedefine vurdu, kimisini düşürdüler ama insanın aklına bir şey geliyor. Kardeşim sen jiletinen bile sıradan bir oyuncak tabanca ile bile uçağa adam almazken 7 tane uçağa o adamlar nasıl biniyor? Yani bunların kimlik kontrolü yapılmıyor mu? Senin istihbaratın yok mu? Bu adamlar uçağı yön değiştirdiği an nereye gittiğini bilemedin mi? Nasıl oluyor da bu iki tane adam? Hem o zaman galiba Ford W. Bush mu ne vardı şey? George W. Bush. Ford nereden çıktı ya? George W. Bush vardı. Hemen onun ne diyorlar? First Force uçağını. Başkanlık uçağını havaya kaldırdılar. Aman bir şey olmasın diye. Ben bildiğim kadarıyla 12 saat falan havada kaldı. Yere inemedi uçak. Korkusundan. Tespit ederler de yerde vururlar diye. Siz bu dehşet ya da vahşet olay yaşanırken gerçekten haberiniz olmadı mı? İnsan zaman zaman endişe ediyor ki daha sonra o uçaklara binen teröristlerin bir kısmının meğer daha önceden sicilleri ellerinde varmış. Yani bu insanların saldırı yapabileceği bazı kilit noktaları, hedef noktalara suikast yapabilecekleri bilgileri de varmış ellerinde. Peki nasıl oluyor da bu? Bir tane falan değil ya. İnsanın aklı orada şaşırıyor. 7 tane uçak nasıl oluyor da havalanından kalkıyor da çeşitli hedeflere gidip hedefleri vurabiliyor. Bunu bir askeri tatbikatla yaptırmaya kalksanız siz vallahi o kadar başarılı olamaz. İnsanın aklına şüphe düşüyor tabii. Yani daha sonra ne oldu? Amerika, vay siz misiniz bizim ikiz kuleleri bombalayan? Dünyayı kan gölüne çevirdiler ondan sonra. Yok demokrasi havariliği adı altında Fas'tan başladılar Hindistan'a kadar yıkmadı ülke bırakmadılar. Öyle değil mi? Öyle oldu yani. Kimisine de aman abi bize dokunma biz sana kayıtsız şartsız biat ediyoruz dediler mi? Dediler. Tüm istihbaratını, bilgini, bütçeni, her şeyini açtın. Bak dedim bende bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Açtık korkudan. Hepimiz biat etmek zorunda kaldık. Ya ben biat etmedim. Hadi canım sen de. Bugünkü ortama bakıyoruz işte. Neden diye sorduğumda işin altından bir takım şey çıkıyor. Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli'nin 2002'den önce hatta 2002'den önceki ve sonraki oynadığı oyunlara bakarsan ben ne iktidar olurum ama ne de iktidarın yönetiminden elimi çekerim vaziyeti var. Bugün geldiğimiz son noktaya geliyorum aslında ben. Amacım son nokta. Dünkü açıklaması yani bir takım açıklamaları ard ardına koyduğumuzda Hüdapar Millet Meclisi Başkanı ve Devlet Bahçeli'nin açıklamasını ard arda koyduğumuzda hiçbir yenilir yutulur gibi değil. Bunu herhangi muhalif kanattan birisi açıklasa ya da bu televizyon kanallarındaki haber spikerlerinden, düşünce adamlarından ya da o YouTube'da yorum yapan çok kitleye hitap edenlerden birisi açıklarsa kapıda hemen 10 dakika içinde polis görünür.
ve alır götürür. Onlar bir de canlı yayın yapıyorlar, götürür. Devlet Bahçeli öyle zehir zemberek söylenir söylenir ki insan hep beraber şoktayız. Şokta olmayan kısım da var tabii. Biz ne derse, padişahım ne derse çok yaşa. Biz onun peşindeyiz. Biz onun arkasında saf tuttuk. Sanki cuma namazı kılıyor. Sanki bayram namazı kılıyor. Uyduk imama, hazır olan imama niyet ettik. Bugünkü cuma namazını kılmaya. Saf tuttuk onun arkasında. Niyet ettik artık. Bizler hiçbir zaman konunun arka planını düşünmüyoruz. Acaba Devlet Bahçeli bunu söyledi. Ne özel, Özgür Özel bunu söyledi ya da meclis başkanı bunu söyledi. Ardalanında ne var diye düşünemiyorum. Herhalde onu düşünecek kadar o doğumda gelenler var ya lafın başında söylediğim. Allah akıl fikir versin. Okuduğunu anlasın. Anlatmak istediğini iyi anlatsın. Ya da anlatılanı da dinlesin. Kendi kafasının doğrultusunda gitmek yerine biraz çevreyi şöyle kolaçan etsin, sağa sola dinlesin dememişler yani. Onun için biz anlamıyoruz. Ya zaman zaman düşünüyorum. Gerçekten bu Nizamülmülk'ten başlayarak söylenen edraki bir idrak lafı doğru mu diye. Kendime de yakıştıramıyorum da aslında bunu. Niye doğru olsun ya? Bu bir hakaret şeklidir. Ama diyorum ben gerçeklik payı var mı ya? Biz gerçekten idrak edemiyor muyuz acaba? Niye böyle skolastik yani inançlara bağlı bir düşünceyle pozitif bilimleri ve bir saniye. Pardon kusura bakmayın. Pozitif bilimleri ve doğma bilimleri niye ayıramıyoruz acaba birbirinden? İnsan merak ediyor tabii. Düşünmeden edemiyor. Sonuç olarak şunu demek istiyorum. Normal demokratik bir ülkelerde bunlardan aşağıdaki sayacağım konulardan herhangi birisi ya da bu liderlerin konuşmasından herhangi birisini mecliste söylesen o iktidar hemen düşer. Düşmesi gerek. Yani o kadar çok faullü hareketler var ki diyorlar ki işte bu şöyle olur. Yok şu madde değilsin. Yok devletin ülkesi ve milleti olmaz diyen bir meclis başkanı başka ülkede olsun. O meclisi, o başkanı alırlar, mecliste lağvedebilirler. Bu kadar kötü mü? Çünkü orada güçler ayrımı vardır. Güçler ayrımının arkasında da yargı devreye girer. Eğer yasama saçmalarsa yargı der ki çok saçmaladınız ya da yürütme devreye girer orada. Bizde zaten hepsi tek elde olunca hiçbirisi devreye giremiyor. Ayrıca sağlıktaki olan olayların herhangi birisi herhangi bir demokratik ülkede olsa o iktidar düşer. İstifa etmek zorunda kalır. Hükümet istifa etmek zorunda kalır. Ama bizde günah keçisi kim? Ya iki doktordu ya. Onları da ciddiye almanın bir anlamı yok. Ya ne iki doktoru? Senin özel hastanelerinden 8-10 tanesi girmiş bu işin içine. Daha bunlar da diyorlar ki iceberg'in su üstündeki görünen kısmı, su arkasında ya da denizin altında ne kadarı var bilmiyoruz. Hüdapar'ın açıklamaları yine öyle mesela. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları öyle mesela. Eğitimdeki skandallar. Eğitim Bakanı diyor ki STK'lar yani tarikatlar ve cemaatler sivil toplum kuruluşlarıdır.
onlardan faydalanmamız gerekiyor. Ne yapacaksın? Bismillahirrahmanirrahim'i mi okutacaksın yeniden? Ya da Fatiha'yı yeniden mi ezberleteceksin? Ya da peygamberin hayatını mı okuyacaksın yeniden? Bak, dünyada neler yapıp bitiyor. Biraz pozitif bilimlerden bahsetsen, biraz çağın gerekliliği şekilde eğitime ayak uydursan, onları çocukları modern bilimlerle, modern eğitimle donatsan olmuyor mu? Yok, biz dua ederiz, her şey yoluna girer. Bugün dedim ya, konu çok ama belki ikinci videoyu çekerim diyeceğim ama olmayacak galiba. Yarın tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.